Dünyanın gözü bugün İstanbul'daydı. Tahıl koridoru için imzalar Dolmabahçe'de atıldı. Tarihi tören sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anlaşmanın gıda krizinin çözümünde tabii büyük rol oynayacağını söyledi. Denetimlerin de İstanbul'da kurulacak merkezden yapılacağını açıkladı. Tüm dünyayı meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir girişime vesile olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya Ukrayna tahılının yolunu gözlerken İstanbul bugün tarihe tanıklık etti. Tahıl koridoru için imzalar atıldı. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarlı yaklaşımı sayesinde oldu. Ukrayna'daki savaş nedeniyle limanlardan çıkamayan kargo gemileri dünyada yeni bir krize yol açtı. Birçok Afrika ülkesi açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise tahıl krizinin çözümü için devreye girdi. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımızla bu süreçte devamlı temas halinde olduk. Her iki ülkenin bu hassas süreçle ilgili beklenti ve endişelerinin giderilmesi için kapsamlı istişareler gerçekleştirdik. 40 milyon ton Ukrayna tahılını dünya mutfaklarına ulaştıracak anlaşmada mutabakata varıldı. Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Gemilerin çıkışından güvenli bir şekilde intikaline ve varacağı limana ulaşmasına kadar tüm süreçler üzerinde mutabakat tesis edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı imza töreninde denetimlerin İstanbul'da kurulacak merkezden yapılacağını söyledi. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir. İmzadan önce ise 41 eserin toplu açılış törenine katıldı Erdoğan. Matematik evinin kurdelesi kesilirken muhalefete musluk açmıyoruz göndermesinde bulundu. Şöyle matematik evini bir görelim. Evet, bu da matematik evi. Görüldüğü gibi musluk açmıyoruz ha. Matematik evi açıyor. Altılı masayı hedef aldı. 2023 seçimlerini işaret etti. İşte bu azımsızlar sürekli yeni oyunlar, yeni tuzaklar peşinde koşuyor. Şimdi bir altılı masa kurmuşlar. Masasının altındaki ile beraber yedi. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te milli iradenin üstünlüğü, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.